Kasa yaptırımları ne yazık ki 3'te 2 çoğunlukla Senato'dan geçti arkadaşlar. Daha önce de bu konuyla ilgili zaten sizlere uyarıyordum. 59 yıldır kesintisiz geçen savunma yasasının içine entegre edilmiş olması nedeniyle bu işin geri çevrilmesi pek mümkün gibi görülmüyordu. Hem Temsilciler Meclisi'nden hem de Senato'dan büyük bir çoğunlukla geçtiği için de Trump'ın veto etme ihtimali de ortadan kalkmış bulunuyor. Bir başka aldığımız habere göre de zaten Trump yasaya çoktan imzayı attı ve önümüzdeki günlerde yasa devreye sokulacak. Ardından da 30 gün içerisinde Türkiye'ye katsa yaptırımları uygulanacak. Katsa yaptırımları Türkiye'ye uygulandığında neler yaşayacağız? Hangi bedelleri ödeyeceğiz? Özellikle finans sistemi, reel sektör, bankacılık sistemi, aynı zamanda dolar, euro, sterlin ve altın cephesinde neler yaşanacak? Bütün bunları detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Katsa yaptırımlarının uzun bir içeriği var. 12 maddeden oluşuyor ve Amerika Başkanı 12 maddeden 5'ini uygulamaya sokmak zorunda. Sembolik yaptırımlar da uygulanabilir. Çok daha ağır yaptırımlar da uygulanabilir. Şu an itibarıyla daha orta minvalli yaptırımların uygulanması planlanıyor gibi görünüyor. Geçen hafta neler yaşandı? Şöyle bir kısaca değerlendirelim. Onun sonrasında kapanış rakamlarına bakalım. Katsa yaptırımlarıyla birlikte bu rakamlar nereye gidebilir? Onu da sizler için değerlendirmeye çalışayım. Bakın, borsa 137.070 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Katsa ve Avrupa Birliği yaptırımlarına rağmen. Oysa reel sektör çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacak. Bankacılık sistemi çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalacak. Buna rağmen borsa fiktif bir şekilde balon etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Çok ciddi riskler barındırıyor. Bunu özellikle belirtmek isterim. Dolar 7.84.52 idi kapanışı. Muhtemelen bugün açılış itibariyle dolardaki sert yükselişleri görmeye başlayacağız. Öbür taraftan devalüasyonist etkiler devreye girebilir. Euro 9.51 seviyesindeydi. Doların 8.80'e gittiği ortamda muhtemelen Euro'nun da 10.50 seviyelerinde olduğunu göreceğiz. Sterlin 10.39'dan kapanışını gerçekleştirdi. Çok hızlı bir şekilde kendisini 11'in üzerine atacaktır ve 11.20-30 aralığına yerleşecektir. Diğer taraftan Biden'ın koltuğa oturmasının hemen sonrasında Avrupa ile görüşmeleri olacak. Avrupa'nın yaptırımlarında daha da sertleşebileceği konuşuluyor piyasalar tarafından. Bunu da belirtmek istiyorum. Faiz 14.69 seviyesinde bir faiz beklentisi oluştu. Goldman Sachs'ın açıklaması geçen hafta enteresandı. 200 bas puanlık daha faiz arttırımı yapması gerekiyor Merkez Bankası'nın dedi. Merkez Bankası önden yüklemeli bir faiz arttırımına gidecek mi gitmeyecek mi hep birlikte göreceğiz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. %14 seviyesine gelmiş enflasyon ortamında %15'lik faiz kimseyi kesmeyecektir. Ne yabancıları kesecektir ne yerlileri kesecektir. Dolayısıyla bu faizler sabit tutulursa dolardaki yükseliş eğilimi devam edecektir. Bunu da 24 Aralık'ta göreceğiz. Altının onsu 1839 dolardan işlem görüyor. Hem teşviklere bağlı olarak hem koronanın yayılım hızına bağlı olarak altının onsunda önümüzdeki günlerde yükseliş eğilimin hızlandığını göreceğiz. 70 milyon insana bulaşmış durumda ve hızla bulaşmaya devam ediyor. Yayılım hızı aşılara göre çok daha fazla. Dünya Sağlık Örgütü'nde bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Aşılar yayılım hızının önünde bir duvar olmayacak şeklinde. Pek çok devlet BioNTech'in ve Pfizer'ın aşısını kabul etti Amerika'da dahil olmak üzere, ama bu aşı beklendiği etkiyi göstermez ise o zaman sıkıntılar daha da büyür ki büyüme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Teşvik paketlerinin daha da fazla artırılması gerekir. Sonuç, altının onsu yükseliş eğilimini hızlandırır. Önümüzdeki yıl rekor denemelerine başlar. Önce 2100, ardından 2300, sonrasında 2500 doları görürüz. Onun öncesinde yapacağı kademeli hareketler şöyle olacaktır arkadaşlar. Önce 1830'larda dinlenen altın 1900'ün üzerine atacaktır kendisini. 1980 seviyelerini zorlayacaktır. 1980'i kırdıktan sonra da ilk rekor seviyesi olan 2080-2100 aralığına gidecektir. Gram altında nasıl bir tablo görürüz? Altının onsundan önce yükseliş eğilimini başlatacak bana göre doların yükselmesiyle birlikte. Doları bu saatten sonra bu seviyelerde tutmak mümkün değil. Doların 8.80'i gördüğü süreç içerisinde gram altını 500 liranın sınırında görmeye başlayacağız. Altının onsu da bunu desteklediği an itibarıyla
İlk tepe noktamız olan 535 seviyesine gideceğiz. Sonrasında burayı rahatlıkla kıracağız. 561 ikinci seviye, 588 üçüncü seviyemiz olacak. Yakın dönem için konuşuyorum. Dönem soran arkadaşlarımız var. En geç Ocak ayı ortalarına kadar yaşamış olacağız. Hatta doların yükseliş eğilimi hızlanacağı için bu ayda yine altının gramındaki yükseliş eğiliminin hızlandığını göreceğiz. Bunu da özellikle belirtelim. Gümüşün onsu 23.95, yine altın onsuna bağlı olarak oradaki yükseliş eğiliminde hızlandığını göreceğiz. Gümüşün de yine 30 doların üzerine çıkıp 35 dolara doğru emin adımlarla gittiğini göreceğiz. Gümüşün gramı da bugünkü 6 lira seviyesinden 8,5 ile 9 lira aralığına yerleşecek o rekor denemelerinde. Önümüzdeki kısa vadede gümüşün 7 liranın üzerine atmasını bekliyorum. 7-7.50 aralığına yerleşecektir. İlk etapta bunu da belirtelim. Brent petrol 49 dolar, ham petrol 46 dolar 55 sent seviyesinde 50 doları bir zorladı. Sonra hafif geriye geldi. Koronanın yayılım hızı ve aşının bu yayılım hızına cevap vermemesi durumunda muhtemelen ekonomiler tekrar daralma eğilimine girecekler. Ve bu da petrol fiyatlarının çok hızlı bir şekilde aşağı gitmesini beraberinde getirecek. 20 dolar seviyeleri tekrar denenebilir 2021'in ilk aylarında arkadaşlar. CDS 363 seviyesine kadar düştü. Özellikle cuma günü %4,5'a yakın bir düşüş kaydetti. Düz olarak bakarsanız Türkiye ile ilgili olumlu beklentileri gösteren bir gelişme. Öbür taraftan acaba orada da bir keri silkelemesi mi oluyor? Yani bu CDS nasıl olsa patlayacak, biz mümkün olan en ucuz seviyeden alalım diyen birileri mi var? Onun için CDS'i geriye mi çekiyorlar? Bunu da iyi değerlendirmek lazım. Avrupa Birliği yaptırımları söz konusuyken, Amerika'da katsa yaptırımları söz konusuyken ve Türkiye her an bir kur şokuyla ve finansal krizle, aynı zamanda ekonomik krizle karşı karşıya kalmak üzereyken CDS'i geri çekiliyorsa burada başka bir oyun vardır. Bunu da iyi gözlemlemek lazım. Şimdi bütün bu rakamları sizlerle paylaştıktan sonra gelin katsa yaptırımları neleri içeriyor onlara bakalım ve sonrasında da eğer bu yaptırımlar uygulamaya girerse Türkiye'de tablo ne olur? Hangi bedelleri öderiz? Acaba hangi tavizleri vermek zorunda kalırız? Hem bedel ödeyip hem taviz vermek zorunda kalırsak durumumuz ne olur? Biraz da onu değerlendirelim. Katsa yaptırımları 12 maddeden oluşuyor arkadaşlar. Amerika'nın genel itibariyle sıkıntı yaşadığı ülkelere uygulanan yaptırımlar Türkiye'de S-400 nedeniyle uygulanıyor. Eğer ki S-400 geri gönderilmez ise, Rusya ile ilişkiler neredeyse durma noktasına getirilmezse de önümüzdeki dönemde bu katsa yaptırımları uygulanacak. Söylemlere ve tavırlara göre de sertleştirilecek katsa yaptırımları. Bir kere bunu belirtelim. İlla 5 madde söylendi, o 5 madde sabit olarak uygulanacak anlamına gelmiyor. Bu maddelerin yerleri değiştirilebiliyor, maddelerin içeriği genişletilebiliyor vesaire. Bunu da belirteyim sizlere. Şimdi bu maddelere tek tek bakarsak aslında hepsinin birbirinden sert yaptırımlar olduğunu göreceğiz. Öyle ya da böyle etki alanlarının geniş olduğunu göreceğiz. Kurumlar hedef alındığında, büyük kurumlar, özellikle finans kurumları hedef alındığında çok ciddi etkilerinin olduğunu görüyoruz. En yakın örneği de İran. Amerika, İthalat İhracat Bankalarının kredi desteğinin kesilmesi. Bakın, hafif maddelerden birisi aslında bu. Çok sert bir madde gibi görünmüyor ama ona rağmen bu madde bile uygulansa Türkiye açısından ciddi bir sıkıntı yaratacağı ortada. Amerika'nın mal ve hizmet ihracatını durdurması. Amerika'dan ne alıyoruz derseniz çok ciddi anlamda teknoloji ürünü alıyoruz arkadaşlar. Kritik malzemeler alıyoruz. Bu malzemelerin kesilmesi durumunda da iç pazarda çeşitli ürünlerde kıtlıkla karşı karşıya kalacağız. Bunu da belirtelim. Büyük miktarlı kredilerin durdurulması en kritik konulardan birisi bu arkadaşlar. Yıllık 10 milyon doların üzerindeki krediler kesiliyor bu yaptırımla birlikte. Firmalar, kurumlar, şirketler, kişiler, hatta ülkenin kendisi bu kredilerden faydalanamıyor. Finansman problemi yaşanmaya başlanıyor. Para sıkışıklığı yaşanmaya başlanıyor. Uluslararası mali kurumlardan kredilerin bloke edilmesi, IMF, Dünya Bankası gibi. Şimdi siz IMF ile iş yapmıyorum diye olabilirsiniz ama Dünya Bankası ile iş yapıyorsunuz ya da onların zaman zaman kefaletlerini kullanıyorsunuz. İşte bütün bunların önüne geçilmesi anlamına geliyor. Hafif bir yaptırım gibi gözükmesine rağmen aslında o ülke için çok ciddi bir yaptırım olarak karşımıza çıkıyor. ABD
hükümeti fonlarına sahip olan ya da Amerika'nın doğrudan iş yaptığı mali kurumlara yaptırım uygulanması, finansal sisteminizin tıkanması anlamına geliyor bu madde arkadaşlar. Doğal olarak da finansal kriz yaşamanız anlamına geliyor. Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlarla Amerika mal ve hizmetlerine ilişkin sözleşme yapılmaması, biraz önce ikinci maddede konuştuğumuz konulardan birisi de bu. Bunu daha da derinleştiriyorlar. Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması, işte en kritik maddelerden birisi bu. Çünkü dövizle yaptığınız tüm ithalat, ihracat işlemlerinin tıkayan bir sistem. Zaten bir sonraki maddede bunu daha da sertleştiriyor ve şöyle söylüyor. Amerika'nın yetki alanına giren banka ödemeleri ve para transferlerinin yaptırım kapsamına alınması, SWIFT kanallarının resmen tıkanması. İşte bu olduğu an hem ihracat gelirlerini transfer edemiyorsunuz ülkenize, hem de ithal edeceğiniz ürünlere para gönderemiyorsunuz. Mal kıtlığı yaşıyorsunuz, hem para kıtlığı yaşıyorsunuz. Bu sürdürülebilir bir şey değil. İran'ın yaşadığı en büyük sorunlardan birisi buydu biliyorsunuz. Petrolü var ama bu petrolünü satamıyor. Satsa bile parasını alamıyor. Dolayısıyla çok ciddi anlamda paraya sıkışıyordu geçtiğimiz dönemde. Hatta Halk Bankası davasının altında yatan gerçek de bu yaptırım maddesi. 9. madde, yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul alamaması. Çok önemli bir madde değil bu. Bu hafif maddelerden birisi. 10. madde, Amerika'daki kişi ve kurumların yaptırım uygulanan kişi ve kurumlarla sermaye veya borç alışverişi ya da yatırım yapmasının yasaklanması. Bu da yine sıkıntılı maddelerden birisi arkadaşlar. 11. madde, yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla bağlantılı kurumsal yetkililere vize verilmemesi. Hafif maddelerden birisi. 12. sırada, üst düzey görevlilere yaptırım uygulanması. Kimdir üst düzey görevliler? Cumhurbaşkanı, milletvekilleri, bakanlar, üst düzey bürokratlar. Üst düzey görevlilere uygulanacak yaptırımların boyutuna bakmak lazım burada. Bu yaptırımlar sizin bütün ilişkilerinizin sıkıntıya girmesini beraberinde getirebilir. Bana göre arkadaşlar burada hem hafif maddelerden bir ikisi hem de sert maddelerden bir ikisi uygulanacak ve 5 madde böylece planlanacak. Nereden çıkartıyorum bunu? Çünkü Biden yönetimine baktığınız zaman, hem hazine yönetimine hem de savunma ile ilgili yönetime baktığınız zaman çok daha sert politikalar izleyebileceklerini görüyoruz. Peki bu yaptırımlardan kurtulmanın yolu nedir? S-400'den tamamen vazgeçeceksiniz. Rusya ile ilişkilerinizi askıya alacaksınız. Böyle bir şey yapmanız mümkün mü? Mümkün değil. Biz almadık bunu kardeşim demeniz mümkün mü? Mümkün değil. Boy boy fotoğrafları var, resimleri var, haberleri var, açıklamalar var. Hem Rusya tarafından hem de Türkiye tarafından. Demek ki S-400 konusunda geri adım atmak bundan sonraki süreçte zor. Diplomatik açıklamalarla bunu idare edebilir misiniz? Yaptırımların daha hafif olmasını sağlayabilir misiniz? Bir ihtimal. Ama Türkiye'den bir yetkilinin, ismini açıklamayan bir yetkilinin ifadelerini sizlerle paylaşayım. Hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğiz diyor. Bu bir dayatma mı? Evet, bir dayatma. Bu dayatmaları kabul etmeyeceğiz demesi bundan sonraki sürecin sertleştirileceği anlamına geliyor Türkiye tarafından da. Demek ki arkadaşlar yaptırımlar önümüzdeki dönemde Amerika tarafından da sertleştirilebilir. Böyle bir tablo olursa da bunun bedelleri olacak. Bakın, taviz verelim demiyorum. Bu saatten sonra ne Kıbrıs konusunda, ne Suriye konusunda, ne de diğer dış politikalar konusunda ya da iç politikalar konusunda taviz elbette verilmemeli. Neden? Bu yaptırımlar öyle ya da böyle belimizi bükecek. Reel sektör krizleri, finansal krizler gibi, fakirleşme, yoksullaşma gibi uluslararası arenada ihracat gelirlerinin azalması, turizm gelirlerinin azalması gibi, kıtlık gibi. Bu bedelleri ödeyip bir de üzerine taviz verirsek çifte kavrulmuş olur. Artık bu saatten sonra hiçbir taviz vermeyeceğiz. Bedelleri ödemeye razı olacağız ve aynı zamanda bu bedelleri öderken de B planımızı geliştireceğiz ve Türkiye'nin tekrar üreten, güçlenen bir ülke olmasını sağlayacağız. Aksi takdirde arkadaşlar, dediğim gibi, hem bedel ödersiniz hem taviz verirsiniz. Attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değmez. Peki katsa yaptırımları uygulandığında rakamlar nasıl oluşacak? Onlar da biraz bahsedeyim. Dövizde çok ciddi devalüasyon hareketler göreceğiz. Dolarda, euroda, sterlinde. Borsada sert satış baskısı göreceğiz hisse senedi piyasasında. Para bulmakta zorlanacağız.
finansman zorluğu çekeceğiz. Banka batıkları artacak. Bankaların sendikasyon kredileri bulmaları zorlaşacak. Reel sektör büyük bir problem yaşayacak. Özellikle ihracatçı ve ithalatçı olan reel kesim. Bunların finansman ihtiyaçları bankalar tarafından karşılanamayacağı için ciddi batıklarla karşı karşıya kalınacak. İşsizlik artacak. Enflasyonist baskı artacak. Ve para girişinin olmaması Merkez Bankası rezervlerinin ciddi anlamda sıkıntıya girmesini beraberinde getirecek. Ciddi dalgalanmalara herkes hazır olsun ve hem altında hem dolardaki sert yükselişlere de hazır olsun. Bu saatten sonra katsa yaptırımların olmama ihtimali diye bir şey yok. Ha, belki daha hafif maddeler uygulanabilir ama bu hafif maddeler bile Türkiye'nin bu işin içinden kolay çıkmasının önünde çok ciddi bir engel olacaktır. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.